Sevgili arkadaşlar, tekrar merhaba. 8. ve son ünitemiz sayısal görüntü işlemede ton kontrolü ve renk yönetimi, hayatımızın önemli bir parçası olan renk, özellikle tasarım, sanat ve görsel iletişimde oldukça önemli bir role sahip. Doğru yerde doğru kullanımı, görsel iletişimde mesajın da doğru algılanmasını sağlıyor. Renklerin bir mesaj, bir atmosfer, bir bilgiyi iletebilme gücünü hepimiz biliyoruz. Kültürden çok kültüre değişen renk, semboller anlamıyla bakmak çok daha aslında anlamlı. Çünkü bu dediğim özellikler aynı zamanda kültürün de özelliklerini yanında barındırıyor. Yani bir ortamdaki ışığın, objenin renk pigmentlerine çarparak yansıması ve gözümüze iletilmesiyle gördüğümüz renkler, farklı modları, farklı ortam havasını böylece algılayabilmemize farklı imkanlar veriyor. Farklı şekilde algılayabilmemizi sağlıyor. Bir fotoğrafın ışığının, o fotoğrafın çekilmiş olduğu ortamın ışığının nasıl olduğunu tahmin etmemiz mümkün. Güneşli ve temiz bir havada, dış mekanda çekilen bir fotoğraf ile iç mekanda, loş bir ortamda çekilen fotoğrafın renk ve ışık değerleri arasında dramatik farklılıklar olacaktır. Bir fotoğraf üzerinde çalışırken bu etkileri arttırmak için renk ve ton ayarları yapmaya ihtiyaç duyulur. Böylece verilmek istenen mesajın ve karşıya iletilmek istenen ortamın, o duygunun, o havanın çok daha etkin bir biçimde tasarlanması ve oluşturulması planlanır. Rengi incelerken ışıktan bahsetmemiz kaçınılmazdır. Prizmadan geçtiğinde ışık farklı dalga boylarını ayırarak renkleri farklı aralıklarda oluşturur. Gökkuşağındaki renkler ile aynı dizilimi gördüğümüz bu renk skalası ışığın tüm renkleri barındırdığını bize bir kez daha hatırlatmaktadır. Bir objenin rengini o objeye ışığın çarparak yansıması sayesinde görürüz. Renkler ışık ile var olur. Işık tüm renkleri içinde barındırır. İnsan gözü belli bir aralıktaki dalga boyuna sahiptir ve bu aralıktaki dalga boyundaki renkleri algılayabilir. Arkadaşlar, bilgisayar monitörlerin ışık ile ortaya çıkan renkleri farklı bir aralığa, matbaadaki baskı ile elde edilen renkler ise daha farklı, görece daha kısıtlı bir renk aralığına sahiptir. Bu aralıklar gamut adıyla adlandırılır. İnsan gözünün görebildiği renkler en geniş aralığa, monitörün görebildiği renkler bundan daha kısıtlı bir aralığa ve baskıda elde edilen renkler ise daha sınırlı bir gamuta, daha kısıtlı bir aralığa sahiptir. Örneğin altın rengi, fosforlu renkler gibi bazı özel renkler matbaada ancak özel mürekkep kullanılarak elde edilir. Ayrıca CMYK'nın karışımıyla bu renkler elde edilemez. Spot renk adı verdiğimiz bazı renkler ve bazı tonlar bilgisayar monitörlerinde tam olarak görüntülenemez. Bu da bilgisayar ve baskı teknolojilerinin birbirlerinden farklı yöntemler kullanılarak renk elde etmesinden kaynaklanır. Arkadaşlar, şu anda ekranda toplamsal renk metodu ve çıkarımsal renk metodunu görmektesiniz. Gördüğünüz gibi aslında iki farklı dünya, iki farklı algı biçimi, iki farklı kombinasyon. Sizin de gözlemlediğiniz gibi aralarında oldukça fark var. Temel renkleri ve karışım sonrası ortaya çıkan renkler de tamamen farklı. Şimdi renk modları konusuna kısaca bir göz atalım. İlk önce RGB ve CMYK olarak isimlendirdiğimiz iki temel renk sistemini inceleyelim. RGB renk modu red, green ve blue, yani kırmızı, yeşil ve koyu mavi renklerinden oluşur. Bu renkler üst üste eklendikçe beyaz renk elde edildiğinden RGB renk modeline toplamsal renk modeli adı verilir. Hiçbir renk yokken tamamen siyah olan bu alanda bu üç rengin karışımı, ışık olarak üç rengin karışımı ile beyaz elde edilir. Bilgisayar monitörleri, televizyonlar ve projeksiyonlar
Bu yöntemle renk elde ederler. Peki CMYK'ya bir göz atalım. CMYK renk modu cyan, magenta, yellow ve black, yani açık mavi, koyu pembe, sarı ve siyahtan oluşan renkler demektir. Bu renklerin bir araya gelmesiyle pigment esaslı, yani boya esaslı bu renk modelinde tüm renklerin karışması ile siyah elde edilir. Hiçbir renk yokken tamamen beyaz olan bir alanda renkler karıştırıldıkça farklı renkler ve sonunda ışık aracılığıyla rengin tümünü emerek görünmesi nedeniyle bu renk modeline de çıkarımsal renk metodu, çıkarımsal renk modeli adı verilir. Matbaa makinelerinde kullanılan sistem CMYK sistemidir. Bunun yanı sıra laser yazıcılar, offset baskı sistemleri, mürekkep püskürtmeli yazıcıların pek çoğu da bu renk sisteminden yararlanır. Diğer renk modlarına da kısaca bir göz atalım isterseniz. Bunlardan bir tanesi grayscale, yani griton modelidir. Görüntünün tamamen siyah beyaz olduğu renk modudur. Siyahtan beyaza doğru tüm tonların bulunduğu bu renk modunun baskıda elde edilmesine sadece siyah mürekkep kullanılır. Siyah mürekkebin az ya da çok kullanılması ile gri tonlar elde edilir. Siyah mürekkebin tram dediğimiz küçük noktacıklar sayesinde kağıdın üzerine yoğun ya da seyrek yayılmasıyla farklı tonlar oluşturulur. Üzerinde konuşacağımız diğer bir renk modu da belki duoton olabilir. Bu iki renk, iki rengin bir arada kullanılmasıyla oluşan renk modudur. Siyah ve beyaz ile sınırlı kalmadan tercih edilecek herhangi bir iki rengin karıştırılmasıyla elde edilen duoton baskılarda oldukça ilginç ve zengin seçenekler sunar. Bunun yanı sıra monoton, tek renk, trioton, üç renk, kuadroton ise dört renk gibi farklı seçenekler yaratabilir. Ayrıca Index Color Mod, yani dizinli renk modu, Index Color Mod dediğimiz dizinli renk modunda da toplam en fazla 256 renkten oluşan bir sistem oluşturulur. Bu renk sistemi de özellikle bilgisayar ve web ortamında bazı özel durumlarda çok faydalı olan bir sistem ortaya koyar. Arkadaşlar, görüntü işlemede renk ile ilgili bilgiye sahip olmak, bilgisayar monitörü ve offset baskı gibi farklı ortamlarda çalışırken hata yapılmaması adına büyük önem taşır. Örneğin CMYK, yani çıkarımsal renk modu dediğimiz sistemle yapılması gereken bir işi eğer biz RGB, yani toplamsal renk metodu ile oluşturmuşsak sonradan aradaki renk farklılıkları bizim başımıza büyük iş açar. Bunu aslında bilgisayarla ilgilenenler çok yaşamıştır maalesef. Çünkü çoğu kez çok basit bir görüntüyü ekranda pırıl pırıl renkleriyle yapıp ardından matbaa baskısı sonrasında bir hayal kırıklığına uğramaları bunun belki ilk deneyimidir. İşte bunu yaşamamak için doğrudan hangi sonuca ulaşacaksak o sonuca uygun bir renk yapısı çalışmamızda fayda vardır. Örneğin sadece ekran için internette kullanılacak bir görüntü hazırlıyorsak bunun RGB ile olmasında hiçbir sakınca yoktur. Ancak baskı için yapacağımız bir görüntüyü RGB ortamında hazırlayıp sonradan bazı renklerin o gamut dediğim farklılıklarla bizim önümüze konması, yani bizim basılamaz renkler dediğimiz sistemin oluşması maalesef bizi çok üzer. Bu arada şunu da unutmamak lazım arkadaşlar, her monitör de ayrı karaktere sahiptir. Monitörlerin de eğer doğru bir baskı almak istiyorsak baskıya uygun ayrıca kalibre edilmesi gerekir. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü bazı çok açık ve parlak monitörlerdeki görüntüleri sonradan bastırıp hayal kırıklığına uğrayan öğrencilerimi ya da tam tersini yaşayan öğrencilerimi maalesef sıkça gördüm. Renk ve renk ayarları konusunda da bilgi edinmek aslında doğru bir görüntü işlem yapmanın çok önemli bir adıdır. Örneğin soluk bir fotoğraf bir çiçek demeti için olumsuz bir anlam oluşturabilir. Ama canlı yüksek doygunluğa sahip renklerin olduğu bir çiçek demeti çok farklı bir anlam oluşturabilir. Dolayısıyla sizin iletişim için hangi mesajı, hangi araçla nasıl
oluşturacağınızı önceden planlamanızda büyük fayda vardır. Sevgili arkadaşlarım, sayısal görüntü işlemede ton kontrolü ve renk yönetimi konusu ile kitabınızdaki üniteleri tamamlamış bulunuyoruz. Artık sonuna geldik. 8 ünitemizi de bitirdik. Sevgili arkadaşlarım, lütfen her konuda olduğu gibi bu konuda da merak edip araştırmaktan geri durmayın. İlerleme ve öğrenme arzunuz yüreğinizden eksik olmasın. Umarım Anadolu Üniversitesi'nin sizler için hazırladığı bu kitap ve diğer öğrenme ortamları gelişiminizde yardımcı olmuştur. Sabırla dersi takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın değerli arkadaşlarım.